Her şeyden önce bu saldırıyı planlayanları, yapanları kınıyorum. Bu saldırı sadece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir saldırı asla değildir. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet anlayışına, milletine, demokrasiye olan inancına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlarla ilgili gerekli tüm yasal işlemlerin yapılmasını, çok acilen yapılmasını diliyoruz, istiyoruz ve takip ediyoruz. Yanı sıra bu süreç içerisinde bunun sadece orada bir tepki eylemi olmadığı konusunda net inancımı belirtmiştim. Yinelemek istiyorum. Bu konuda bu işin arka planında ne varsa bir an önce ortaya çıkartılıp bu ve bunun gibi olayların yaşanmaması konusunda ilgili kurumların, görevlilerin tedbirli davranması gerektiğini belirtmek istiyorum. Kamuoyunun önünde olan insanlar, hepimiz çok dikkatli konuşmalıyız. Mesajlarımızı çok hassas vermeliyiz. Kişisel çıkarlarımız ya da kişisel kaygılarımız, oy hesaplarımız üzerinden verilen mesajlar gerçekten milletimizin geleceğini tehdit eden ve insanları huzursuz eden boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor. İnsanları kışkırttığı gibi bu tür kötü eylemler planlaması içerisinde olan insanların planlarını kolaylaştırabiliyor. Bunun sanası, banası veya bir başkasına göresi yok. Bu yapılan her kötü saldırı ve bunun gibi olaylar Türkiye'mize uluslararası platformda olsun, kendi iç dünyamızda olsun, demokrasi olan inancımızda olsun gerçekten büyük tahribatlar ortaya koymaktadır. Çok ilginç sözler duyduk dün. Hani mesajınızı verdiniz gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? Ya da yani %93'e yakın oy almadığınız bir yere niye gittiniz? Ne demek ya? Bu ülkenin her karışı bizim. Her köyüne gideriz, her mecrasına gideriz, yaylasına gideriz, sahiline gideriz. Yani gidemeyeceğimiz yer yok Türkiye'de. Hiç kimsenin gidemeyeceği yer yok. Herkes her yere gider. Ülkemizin bu boyutuna dair bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Genel başkanımızı devlet adamlığı, vakur duruşu ve gerçekten soğukkanlı duruşuyla yine topluma barışı, huzuru öneren açıklamalarıyla günü sonlandırması da örnek bir davranıştır diye düşünüyorum. Dün bizim yeni bir başlangıç diye ortaya koyduğumuz ve gerçekten herkesi kendi imkanlarıyla çağrıda bulunarak davet ettiğimiz Maltepe'ye tek bir belediye aracını tahsis etmeden kendi olanaklarıyla insanların oraya gelmesi ve de tam da işte hayal ettiğim 16 milyonluk mitingin gerçekleştiği bir günü yaşamak benim için onur verici bir gündü. Bugün 8. dönemin ilk meclis toplantısı da yapılacak. Demokrasiye olan inancımızı ve ortaya koyacağımız karakterimizi anlatacağımız bir meclisle yönetim dönemimize başlangıç yapacağız. Bu kurumun en sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için güncel tespitlerin yapılarak, incelemelerin yapılması ki orada yazıyor zaten bira maddesinde, sürece devam edilmesi. Nedir bu? 31 Aralık, yılbaşı. Tarihi bir yani noktadır bu yılbaşı, yeni yıla giriş dönemi. 31 Mart, seçim gecesi ve sonrası. Ve görev aldığımız 17 Aralık, Nisan. Dolayısıyla burada veri kapasiteleri ne aşamada, ne oldu, ne bitti bunları kayıt altına almak, tespit etmek, o bilgilerin tespit edilip yine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde incelemelerin yapılıp sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlamak buranın müfettişleri marifetiyle bu doğru bir süreçtir. Ama sorular var idare mahkemesinden gelen.
cevapları yazılacak. Kanun neyse odur. Belki de idare mahkemesi kendiliğinden süreci kaldıracaktır diye düşünüyorum. Bu bir idari işlemdir. Doğru bir işlemdir. Sürecin tespiti adına doğru bir işlemdir. Bir yanlış anlaşılma olabilir, eksik bir ifade olabilir. Onu giderici izahlarımızı yaparız. Kanun ne emrediyorsa odur. Ama dediğim gibi o komple teorileri üreten arkadaşların hayal güçlerini de şaşkınlıkla izliyor. Bu uygulamaları Mayıs Meclisi'ne hazırlayacağız. Ama orada vaat ettiğimiz ve gerçekten İstanbul'daki halkın, çocukların, gençlerin, ailelerin çıkarını olan ulaşımdan suya varıncaya kadar tüm unsurlarıyla ilk meclise, Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz gündem maddesi olarak. Şeffaflık, berraklık, bugün öğleden sonra canlı bir şekilde meclisimizi ki sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Oradaki alanlardan izleyebilirler. Beklentimiz şu, her şey orada konuşulsun. Herkes her şeyi dinlesin. Yani burada niyet nedir anlaşılsın. Beklentimiz bu. Yeni bir dönem. Şeffaflığın önde olduğu. Yani siyasi kavramların, ideolojilerin, partilerin üzerinde bir anlayışla bir süreç yönetimini başlatacak. İnsanların duygularını, vatanseverliğini ayaklar altına alan ve hepimizin hassasiyeti olan şehitlik mertebesiyle ilgili çok ne diyeyim hani çok terbiyesizce haber yapma, bunun haberle vesaire ilgisi yok. Zaten ahlaksızlığını bilen bir toplumuz, bunu yazan çizen insanların herhalde çok canı acımış gibi öyle bir şeylere başvuruyor. Biz onunla ilgili yasal işlemleri başlattık. Benim söylediğim şey şudur, aktif siyaset yaptığı dönemde ve özellikle orada vurgulamak istediğim Cumhurbaşkanlığı seçiminde topluma verdiği mesajları beğendiğimi söyledim. Hala aynı yerdeyim. Bazı şeyler şanstır. Toplum bunu değerlendirebilir, kişi de değerlendirebilir. Kişiler de hata yapıyor. Bazen toplum da kişilere karşı hatalar yapabiliyor. Keşke o barışçıl ve toplumu kapsayıcı cümleleri devam etseydi. Bu ki belediye başkanlığı bir görev. Yarın bitebilir. Döndüğümde gene ekmeğimin başına döneceğim. Ama bitmez. Görevimiz devam ederse de orası benim çoluğumun çocuğumun rızkını sağlayacak. Bu çok doğal bir şey. Yani insanın ahlaklı ticaret yapması kadar güzel bir şey yok. Yani ticaret yapanları zan altından bırakacağız yani. Sanki orası başka bir şey. Ama buradan çıkar elde eder. Belediye kurumuna iş yapar. Belediyelerden ihale alırsa bu kötü bir şey tabii. Ama bunu asla yaptırmam.